Merhaba. Bu eğitim filmimizde de Prepare bölümünü devam ediyoruz. Prepare bölümündeki Spot Welt komutuyla başlıyoruz. Spot Welt, kaynak noktaları atmak için kullandığım komutum. Geldim tıkladım bakın. Benden yüzey istiyor. Hangi yüzeye kaynak noktaları atacağım, hangi çizgiden onu belirlemem gerekiyor. Yüzey seçerek. Ben diyorum ki şu yüzeye atmak istiyorum ve hangi çizgiden atmak istiyorum onu soruyor şimdi de. Zaten bakın sağ menüden yönlendiriyor bizi. Yüzey çizgisi Select Base Face diye. İkincisi de nokta. Yani çizgi daha doğrusu. Kendim diyorum ki şu çizgi diyorum. Bakın otomatik olarak nerelerden kaynak atacağımı görüyor. Ve bakın birçok değer çıkıyor burada karşımıza. Şu başta sıfırda sıfır girelim. Daha sonra gireceğiz çünkü değeri. Ne değerler var burada? Mesafeler. Başlangıç mesafeleri, kaynak noktasının bitiş mesafeleri 0 0 bakın. Ben istersen bunlara değer verebiliyorum. Yani başlangıçtan 10 milim uzaklıkta başla diyebiliyorum kaynak noktalarıma. Hatta bitişten de şu kadar milim uzaklıkta ver diyebiliyorum. Pardon, tekrar tıklayacağım. Kaç tane atabileceğim kaynak noktası? Örneğin 55 dedim. 5 tane atabiliyorum dedim. Ve aralarındaki mesafeler sanki pattern yapmış gibi noktaları. Bakın aralarındaki mesafeleri verebiliyorum. Çizgiler arası offset mesafelerini verebiliyorum. Bu şekilde verdikten sonra onay veriyorum. Ve bakın kaynak noktalarım burada çıkıyor. Ben tekrar üzerine tıkladığımda bu menüye tekrar dönüyorum. Ve buradan ölçü değişikliği yapabilirim. Geldim mesela 5 dedim. Sayıyı değiştiriyorum. 8 tane olsun diyorum. Ve tekrar onay verdiğimde, dışarı tıkladığımda daha doğrusu, kaynak noktalarımı atamış oluyorum. Ana kaynak noktalarım siyah olarak gözüküyor zaten. Bakın, ben gelip parçada bir değişiklik yaptığımda, daha doğrusu parçayı ayırdığımda bu kaynak noktaları gider. Mesela geldim bakın, parçayı böleyim diyorum. Şuradan ayırdım bakın ve select'e çıktım. Spotlight'ta hata veriyor. Bakın kaynak noktalarında problem olduğunu burada söylüyor bize. Kaynak noktaları gitti yani. Geldim, geri geldim. Split my plane var. Bu da düzlemlerden parçaları ayırmak için kullandığım butonum. Geldim bakın tıkladım. Ve parçamı seçiyorum. Normal combine'da yaptığımız gibi yani pardon split solid'de yaptığımız gibi. Parçamı seçiyorum ve benden bir düzlem istiyor bakın. Tıkladığım düzlemden parçalarımı ayırıyor. Aynen Split Solid'de olduğu gibi. Ne farkı var peki Split Solid'den? Ben istediğim yerlere düzlem atabiliyorum. Yani geldim bakın düzlem attım şu yüzeye. Parçamın içerisine doğru taşıdım. 5 milim diyeyim. 5 milim içeri taşıdım. Ve buradan bölmek istiyorum. Split by plane diyorum. Şu parçam ve düzlemim diyorum. Buradan bölebiliyorum bakın. Parçamı ayırdı. Ve ben Ctrl Z yapıyorum. Tekrar geri alacağım yaptığım işlemleri. Geldim parçamı seçtikten sonra bakın Split Solid'de şu silindirimin dış yüzeyini de seçebiliyorum eksen olarak. Bakın bunu da seçemiyorum. Farkı bu. Bakın bunu da seçemedim. Sadece düz yüzeyleri seçebiliyorum. Bakın ayırdım buradan. Split My Plane'i de bu şekilde kullanıyoruz. Belirttiğim düzlemlerden parçaları bölmek için kullandığımız komutumuz. Bir sonraki edit filminde görüşmek üzere.